Şöyle bir dur. Etrafına bak. Şu an nerede olduğunu fark et. Belki bir odadasın, belki dışarıda. Ama şunu sor kendine. Ben gerçekten farkında mıyım? Ve bu farkındalık sadece bana mı ait? Hepimiz biliyoruz, bilinç dediğimiz şey tuhaf bir gizem. Düşünüyorsun, hissediyorsun, kararlar veriyorsun ama bunları sadece beynin mi yapıyor, yoksa bu evrenin kendisi de bir şekilde her şeyin farkında mı? Kulağa çılgınca gelebilir ama bu fikri savunan bilim insanları var. Üstelik sadece felsefeciler değil, fizikçiler, nörologlar, hatta Nobel ödüllü akademisyenler. Şimdi birlikte bu çarpıcı iddiayı inceleyeceğiz. Evren gerçekten bilinçli olabilir mi? Panpsişizm. Bilim dünyasında zaman zaman gündeme gelen, kökeni çok eskiye dayanan bir görüş. Temel iddia şu: evrenin en küçük yapı taşları bile bir tür bilinç taşıyor olabilir. Bu fikir antik Yunan felsefesinden modern çağın bilimsel tartışmalarına kadar uzanıyor. Ancak burada kastedilen bilinç, bizim insan bilincimiz gibi karmaşık bir düşünme süreci değil. Daha çok en temel düzeyde deneyim ya da farkındalık anlamında. Çağdaş savunucular arasında Galen Strawson ve Philip Goff gibi filozoflar var. Onlara göre eğer bilinç yalnızca beynin karmaşık yapısından doğuyorsa, bunun evrimsel sürecin bir noktasında aniden ortaya çıkmış olması gerekir. Panpsişizm ise farklı bir bakış sunuyor. Belki de bilinç evrenin dokusuna başından beri işlenmişti. Günümüzde bu yaklaşım sinir bilimden kuantum fiziğine kadar pek çok alanda tartışılmaya devam ediyor. Bilincin kökenini anlamak için kuantum fiziğine bakarsak ne olur? İşte burada matematikçi Roger Penrose ve anesteziyolog Stuart Hameroff'un ortaya attığı bir hipotez devreye giriyor. ORCH-OR, yani Orchestrated Objective Reduction modeli. Bu modele göre bilinç, beynimizdeki nöronların içinde bulunan mikrotübüllerde gerçekleşen kuantum süreçleriyle ilişkili olabilir. Mikrotübüller hücre iskeletinin bir parçası ama Penrose ve Hameroff onların bundan çok daha fazlası olduğunu düşünüyor. Onlara göre bu mikrotübüller kuantum süperpozisyon durumlarını taşıyabiliyor ve bu durumlar çöktüğünde, yani kuantum kararsızlık sona erdiğinde, bilinçli deneyim ortaya çıkıyor olabilir. İlginç olan şu ki, kuantum mekaniği genelde atomlar ve parçacıklar ölçeğinde çalışır. Ama ORCH-OR modeli bu etkilerin beynin sıcak ve karmaşık ortamında da sürdüğünü öne sürüyor. Bu bilim dünyasında tartışmalı bir fikir. Çünkü klasik biyoloji ve kuantum fiziği arasındaki sınır hala net değil. Yine de bu model, bilinci sadece nöronların elektriksel sinyalleriyle açıklamaya çalışan yaklaşımlara alternatif sunuyor. Bilinci anlamak için bir başka yaklaşıma bakalım. Integrated Information Theory, kısaca IIT. Bu teori, nörobilimci Giulio Tononi tarafından geliştirildi. IIT'nin çıkış noktası şu: bir sistemin bilinçli olabilmesi için içindeki bilginin hem çok çeşitli hem de birbirine güçlü şekilde bağlı olması gerekiyor. Yani sistemin parçaları tek başına çalışmak yerine bütün olarak etkileşim içinde olmalı. Bu etkileşimin derecesi phi adı verilen bir ölçüyle ifade ediliyor. Phi değeri ne kadar yüksekse sistemin bilinç düzeyi de o kadar yüksek kabul ediliyor. İnsan beyni karmaşık bağlantı ağı sayesinde yüksek bir phi değerine sahip. Ama bu ölçüm sadece biyolojik sistemlerle sınırlı değil. Yeterince karmaşık ve entegre bilgi işleyen herhangi bir sistem teorik olarak bilinçli olabilir. IIT, bilinci anlamak için matematiksel bir çerçeve sunuyor. Ancak uygulamada phi değerini kesin olarak ölçmek hala büyük bir teknik zorluk. Peki, ya bütün bunları bir adım öteye taşırsak, sadece beynimiz ya da canlı organizmalar değil, evrenin tamamı bilinçli olabilir mi? Bu fikir, örneğin İngiliz matematikçi Roger Penrose'un kuantum bilinç yaklaşımlarıyla, filozof David Chalmers'ın bilincin zor problemi tartışmalarıyla zaman zaman kesişiyor. Panpsişizmin evrensel ölçekteki bir versiyonu gibi düşünebilirsin. Yani her galaksi, her yıldız, hatta boş görünen uzay bile bir tür farkındalık ağına dahil olabilir. Kozmik bilinç kavramı psikiyatrist Carl Jung'un kolektif bilinç dışı fikriyle de tarihsel olarak ilişkilendirilmiştir. Ancak bilimsel anlamda bu yaklaşımın test edilebilir bir formu henüz geliştirilmiş değil.
Yine de modern fizik ve bilgi teorisi perspektifinden bakıldığında bu olasılığı tamamen dışlamak zor. Bazı araştırmacılar evrenin karmaşık yapısının ve kendi içindeki bilgi akışının çok büyük ölçekli bir bilinç sistemine benzer özellikler gösterebileceğini öne sürüyor. Bu noktada bilinç tanımının sınırları hala bilim dünyasında tartışma konusu. Bilincin kökeni hala modern bilimin en büyük bilmecelerinden biri. Pampsişizm gibi felsefi yaklaşımlar, Penrose'un kuantum modelleri, Tononi'nin bilgi teorisi, hepsi farklı pencerelerden aynı soruya bakıyor. Bilinç nereden geliyor? Belki de cevap beynimizdeki biyolojik süreçlerde saklı. Belki de evrenin en başından beri tüm varoluşun dokusuna işlenmiş durumda. Bugün için bu sorunun kesin yanıtını bilmiyoruz. Ama bilim dünyası bu gizemi çözmek için araştırmaya devam ediyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Bilinç sadece insana mı ait, yoksa evrenin tamamı bir şekilde farkında olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.